Ben bugün mahkemenin neden sözleşmenin 10. maddesini, yani ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini, kararı verdiğini anlatmaya çalışacağım. Mahkeme diyor ki ifade özgürlüğünün kısıtlanması, özellikle temsili sorumluluğu olan milletvekillerinin ifade özgürlüğünün kısıtlanması çok sıkı bir denetime tabi tutulmalıdır. Aynı zamanda yasama dokunulmazlığının muhalif milletvekillerine özellikle uygulanması gerekir diyor ve biz aslında bu kararda bu iki temel kurulunda nasıl ihlal edildiğini, iktidar ve onun güdümündeki yargı tarafından nasıl açıkça ihlal edildiğini gözlemleyebiliyoruz. Demirtaş aslında tutuklu olmasının gerekçesi milletvekili olarak yaptığı konuşmalar. Yine Demirtaş'ın barış süreci sonrasında yaptığı konuşmalar. Yasal bir örgüt olan Demokratik Kongresi'ne katılmış olması suç olarak gösteriliyor ve bu nedenle de tutuklu olarak yargılanıyor. Mahkeme 2016'daki anayasa değişikliğini inceliyor. Diyor ki 2016 anayasa değişikliği bu sürece nasıl etki etmiştir? Bunu sorguluyor. 2016 anayasa değişikliğinin 83. maddenin 1. fıkrasında yer alan yasama dokunulmazlığı konusunda herhangi bir değişiklik yapmadığını, dolayısıyla bu değişiklikten etkilenen 154 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının korunması altında olduğunu söylüyor ve bu korumadan yararlanması gerektiğini söylüyor. Aksi bir durum kararlaştırılmadığı sürece, yani genel kurulda aksi yönde bir karar alınmadığı sürece milletvekillerinin meclis içerisinde yaptığı söz, etkinlik ve eylemlerden kaynaklı ve bunların dışarıda, meclis dışında tekrarlamış olmaktan kaynaklı herhangi bir cezai yargılamayla karşı karşıya kalamayacağını, yasama dokunulmazlığı kapsamında olduğunu söylüyor. Üstelik diyor, Demirtaş yerel mahkemeleri yaptığı birçok başvuruda meclisteki konuşmaların getirtilerek dava konusu konuşmalarla karşılaştırılması gerektiğini, bu konuda bir inceleme yapılması gerektiğini talep etmiş olmasına rağmen ne AYM tarafından ne de yerel mahkeme tarafından bu konuda bir inceleme yapılmadığını ve ihlalde ısrar ettiği tespitini yapıyor. Yine AYM tüm suçlamaların somut bir zemine dayanmadığını, eylemlerle suçlamalar arasındaki bağın kurulamadığına dair de bir inceleme yapıyor. Yerel mahkemenin davanın başından sonuna kadar tutukluluğun hangi suçlara dayandığını, somut olarak hangi deliller üzerinden dayandırıldığını dair de açık net göstergeler veremediğini söylüyor. Ve aslında kısaca mahkeme diyor ki, terörle mücadele yasası keyfi bir şekilde uygulanmış, yasama dokunulmazlığı hiçe sayılmış ve aslında Sayın Selahattin Demirtaş ifade özgürlüğü de yok sayılarak ifade özgürlüğü kapsamında kalan söylemlerinden dolayı yargılanmaktadır diyor. Aslında bu karar sadece Sayın Selahattin Demirtaş açısından değil, tüm toplum açısından çok önemli bir karar. Çünkü ifade özgürlüğünün yargı eliyle nasıl baskılandığını, nasıl yok edildiğini çok açık gösteren ve bütün toplumu etkileyecek bir karar olarak önümüzde duruyor.